Sezen Aksu son konserinde "Tembihliyim, konuşamam" demiş. Neden? Konuşursa başına iş gelecek diye çevresi böyle ikaz etmiş. Esasen tam sözleri şöyle: "Herkes tarafından tembihlendiğim için kontrollüyüm. Birkaç kere krizlere sebep oldum. Hep doğru bildiklerimi söyledim ama bazen insanın dilini tutması gerekiyor. Ben önemli değilim ama benim yüzümden kimsenin başı yanmasın diye susacağım." Sezen Aksu ve çevresi böyleyse, varın ülkemizin haline siz karar verin. Tabloya bakın. Gazetecilerin içeri tıkıldığını, ana muhalefet liderine bile dava açıldığını, akademisyenlerin toplandığını, medyanın üç maymunlaştığını, ağzını açanın linç edildiğini, kapısının X'le işaretlendiğini, biat etmeyenin malına mülküne çöküldüğünü, hatta sokak ortasında infaz edildiğini görüyor tabloya bakan. Sezen Aksu ve çevresi dahil, bugün ülkede başına neyin gelebileceğini hesap etmeyen kişi yok. Ankara'ya yakın olan, şunu söylersem ya da yazarsam ilişkilerim zarar görür mü diye kaygılanıyor. Ankara'yı eleştiren, şöyle konuşursam veya çiziktirirsem hakkımda dava açılır mı, içeri girer miyim diye düşünüyor. Tüm bunların kaynağı aşırı umutsuzluk. 40 yıldır konuştuk, ne oldu diyeni mi, bu millet adam olmaz diyeni mi ararsın? Bir de şu var, tüm bunlar olurken nerede durdun? Tarih herkesin tutumunu kaydediyor. Öncekileri açıp okuyoruz, bugünküleri yarın okuyacağız. Böyle tembihlemişlerdi de bir cevap, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Tarık Toros.